Ivan Ivanovich, müdürü olduğu büyük kolhozdaki odasının penceresinden aşağıdaki çalışanları seyrediyordu. Günlerdir süren hummalı çalışmaları neticesiz kalmıştı. Canı sıkkın bir şekilde masasına yöneldi, koltuğuna oturdu ve düşüncelere daldı. Ivan Ivanovich, yaşı 50'ye yaklaşmış, orta boylu, çalışmaktan bıkmayan biriydi. Babası 1945 yılında yerleşmişti Kırım'a, Rusya'nın iç kısımlarından göç ederek. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birçok Rus ailesi gibi Ivan Ivanovich'in babası da yeni bir yaşam kurmak için Kırım'a göç etmişti. Ancak bu göç Kırım'ın tarihindeki karanlık bir olayın sonucuydu. 1944 yılında Stalin yönetimi altındaki Sovyet hükümeti Kırım Tatarlarını vatanlarından sürgün etmişti. Kırım Tatarları yüzyıllardır Kırım'da yaşayan kendi kültür ve geleneklerine sahip bir halktı. Ancak 1944 yılında bir gecede evlerinden koparılıp binlerce kilometre uzağa, Orta Asya ve Sibirya'ya zorla gönderildiler. Bu sürgün sırasında binlerce insan hayatını kaybetti ve geride kalanlar da büyük acılar çekti. Boşalan köyler ve tarlalar ise kısa süre içinde Sovyetler Birliği'nin farklı bölgelerinden getirilen Rus göçmenlerle dolduruldu. Ivan Ivanovich'in babası da bu göçmenlerden biriydi. Savaşın yıkıcı etkilerinden kurtulmak, daha iyi yaşam koşulları bulmak ve yeniden yapılanan Sovyet tarım programlarına katılmak için Kırım, birçok göçmen için cazip bir yerdi. Kırım, Karadeniz'in kuzey kıyısında yer alan, zengin tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir yarımadadır. Geniş ve verimli toprakları, ılıman iklimi ve çeşitli bitki örtüsüyle tarım için son derece elverişli bir bölgeydi. Ivan Ivanovich, babasının yerleştirildiği köyde büyümüş, ilköğretim ve liseyi burada tamamlamıştı. Köydeki okul küçük ve sade bir binaydı. Ancak öğretmenler son derece ilgiliydi ve çocukların eğitimi için ellerinden geleni yaparlardı. Ivan Ivanovich, burada edindiği temel eğitimin ardından Sivastopol Devlet Üniversitesi'ne kaydolduğunda büyük şehri ilk defa görüyordu. Sivastopol, Kırım'ın en önemli şehirlerinden biri olup Karadeniz kıyısında yer alır. Tarihi açıdan büyük öneme sahip olan bu şehir, aynı zamanda büyük bir deniz üssüne ve limana ev sahipliği yapmaktadır. Sivastopol Devlet Üniversitesi, şehrin eğitim ve araştırma merkezi olarak bilinir. Üniversite geniş kampüsü, modern binaları ve donanımlı laboratuvarları ile ünlüdür. Ziraat bölümünde aldığı eğitim, Ivan Ivanovich'e tarım alanında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmıştı. Bu eğitim, onun tarım kolektifinde yani kolhozda başarılı bir yönetici olmasının temelini oluşturdu. Kolhozlar, Sovyetler Birliği döneminde yaygın olan tarımsal üretim kolektiflerinin adıdır. Bu çiftliklerde toprak ve üretim araçları ortak mülkiyet altında tutulur ve çiftçiler birlikte çalışarak üretimi gerçekleştirirdi. Ivan Ivanovich yıllar içinde kolhozda çeşitli görevler üstlenmiş, çalışkanlığı ve liderlik yetenekleri sayesinde büyük bir kolhozun müdürü olmuştu. Yönetimi altındaki kolhoz geniş ve bereketli topraklara sahipti. Bitmeyecekmiş gibi görünen tarlaları ancak arabayla gezmek mümkündü. Kolhozun arazileri buğday, arpa, mısır gibi temel tarım ürünleriyle doluydu. Ayrıca meyve bahçeleri ve sebze tarlaları da bulunmaktaydı. Ivan Ivanovich, verimliliği arttırmak ve kolektifin refahını sağlamak için sürekli çalışırdı. Ancak bu yıl beklenen yağmurlar bir türlü yağmamış, tarlalar susuz kalmıştı. Kolhozun müdürü olarak bu durumu çözmek onun sorumluluğundaydı.
çalışanların maaşları, vergiler ve diğer masraflar onu düşündürüyordu. Su bulamazsa bu yıl çok zor geçecekti. Eskiden olsa devletin belirlediği ürün hedeflerine ulaşmak zorundaydı, şimdi ise piyasa koşullarında rekabet edebilmek için yeterli üretimi sağlamak zorunda. Düşüncelerinin arasından başını kaldırıp büyük çalışma masasının ilerisinde tam karşısında duran camlı vitrine yöneltti bakışlarını. Kolhozda ürettikleri mamullerden örnekler vardı sıralanmış rafların üzerinde. Bankalar, yani cam kavanozlar içerisinde salatalık turşuları, çeşit çeşit sebzeden yapılmış konserveler, yine değişik büyüklüklerdeki kavanozların içerisinde kompostolar, erik, çilek, vişne, şeftali, kayısı, elma ve hatta bal kabağından üretilmiş meyve suları. Toprakları çok verimliydi. İyi sulandığında ne koysan bu toprağın bağrına orada yetişiyordu. Ama bu yıl nasıl olacaktı? Mevsim geçiyordu. Bekledikleri yağmurlar bir türlü yağmamıştı. Gök suyunu kesmiş, yer suyunu çekmiş gibiydi. Mühendislerin hummalı çalışmaları kolhoz bölgesinde yeni bir su kaynağı bulmak için yeterli olmamıştı. Çevre kolhozlardan su taşımak hem masraflı hem de yetersizdi. Zaten onların suyu da kendilerine yetmiyordu. Bütün çevre köylere ilan vermişti. Su temini konusunda bir çözüm bulanı ödüllendirecekti. 1989 sonrası Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ivan Ivanovich gibi birçok kolhoz müdürü zor zamanlar geçirmeye başlamıştı. Komünist devletin merkezi kontrolü ve kaynak dağıtımı artık yoktu. Yerine eski sistemin kalıntıları üzerine kurulan bir düzensizlik ve belirsizlik hakim olmuştu. Devletin desteklediği kaynaklar ve tarımsal teşvikler büyük ölçüde azalmış, piyasa ekonomisine geçişle birlikte birçok kolhoz kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmıştı. Çalışanların maaşları, vergiler, masraflar nasıl ödeyecekti bütün bunları? Su bulamazsa bu yıl çok zor geçecekti. Eskiden olsa başka türlü sıkıntılar başına açılırdı. Devletin belirlediği ürün hedeflerine ulaşmak zorundaydı ve eksik teslim edilen ürünler için hesap vermek zorunda kalırdı. Ürün tahmin komisyonu genelde kendi düşüncelerine göre bir hedef koyardı ve bu hedeflere ulaşmak Ivan Ivanovich'in omuzlarındaydı. Şimdi böyle bir hesap soran yoktu ama ödenecek birçok masraf vardı. Ödeyebilmek için de para kazanmak gerekiyordu. Eskiden kolhozlar devletin tarım politikalarının önemli bir parçasıydı. Ürünler planlı ekonominin bir parçası olarak belirlenen kotalara göre üretilir ve dağıtılırdı. Şimdi ise piyasa ekonomisiyle tanışan Ivan Ivanovich bir yandan üretimi sürdürmeye çalışırken diğer yandan bu ürünleri karlı bir şekilde satmanın yollarını arıyordu. Kolhozun geniş ve bereketli topraklarına rağmen kaynakların yetersizliği ve piyasa belirsizlikleri onun için büyük bir sorun teşkil ediyordu. Geçmiş zaman aklına geldi Ivan Ivanovich'in. İlkbaharda kolhozun üreteceği ürün miktarını tespit için gelirlerdi. Komisyon üyeleri tarlaları dolaşır, bitkilerin durumunu inceler ve çoğu zaman gerçekçi olmayan hedefler belirlerdi. Hasat sonunda belirlenen ürün miktarına ulaşamazsan, devlete eksik teslim edilen ürün sebebiyle hesap vermek zorunda kalırdın. Ivan Ivanovich, yeni dönemin zorluklarıyla yüzleşirken, kolhozun geleceğini nasıl güvence altına alacağını düşünüyordu. Su kaynakları kritik bir sorun haline gelmişti ve mühendislerin hummalı çalışmaları henüz yeni bir kaynak için yeterli olmamıştı. Su bulmak
yalnızca tarım için değil, kolhozun genel varlığı için de artık hayati bir öneme sahipti. İvan Ivanoviç bu düşünceler içinde kaybolmuşken, masasının üzerinde çalan telefonun ahizesini biraz da gönülsüzce kaldırdı. Sekreteri, yaşlı bir Kırım Türkünün ısrarla kendisiyle görüşmek istediğini söylüyordu. Bu görüşme, belki de İvan Ivanoviç için bir dönüm noktası olacaktı. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve 1989 sonrasında yaşanan belirsizlikler, kolhoz müdürü İvan Ivanoviç'i her zamankinden daha temkinli yapmıştı. Bu dönemde sürgüne gönderilen Kırım Tatar Türklerinin bir kısmı eski vatanlarına dönmeye başlamış, ancak geri döndüklerinde evlerinin ve topraklarının artık başkalarına verilmiş olduğunu görmüşlerdi. Sekreterin açtığı kapıdan içeriye giren, 70 yaşlarında, beyaz saçları yüzünü aydınlatan, orta boylu, yaşına rağmen dinç görünen Kırım Tatar Türkü masanın önüne geldi ve dimdik durdu. Sürgün yıllarının izlerini taşıyan bu yaşlı adamın gözlerinde geçmişin acıları okunabiliyordu. "Ne var, ne istedin?" diye sordu İvan Ivanoviç. Hafif bir şaşkınlık ve merakla. Çünkü bu bölgede sürgün sonrası dönen Tatarlarla ilgili sorunlar sıkça yaşanıyordu. İvan Ivanoviç onun için biraz temkinliydi. Yaşlı Kırımlı kendinden emin bir şekilde şöyle cevap verdi. "Benim adım Zakir. Buraya yakın bir köyde yaşarım. Annem babam da sürgünden önce burada yaşardı. Duydum ki su sıkıntınız varmış. Bulana ödül verecekmişsiniz. Doğru mu?" Müdür İvan Ivanoviç yaşlı adama şöyle bir baktı. Söylediklerine inanmakta zorlanıyordu. Kendi mühendisleri çok uğraştıkları halde su bulamamışlardı. "Bu kadar insan uğraştı, su bulamadılar. Sen bana doğru mu konuşuyorsun?" diye sordu hafif bir şüpheyle. Zakir Ağa olduğu yerde biraz daha doğruldu. Onurlu ve kararlı bir ses tonuyla "Kırım Türkleri yalan söylemez. Eğer Allah izin verirse suyun kaynağını size gösterebilirim. Ama bunun için bir şartım var." dedi. İvan Ivanoviç yaşlı adamın söyledikleri karşısında biraz meraklandı ve başıyla ona konuşmasını sürdürmesini işaret etti. Zakir Ağa devam etti. "Bizim ailemiz sürgünden önce köyün yukarısındaki tepenin yamacında yaşardı. Evimiz şimdi harap bir halde. İşte ben size söylediğim suyu bulursam o yıkık evi ve arazisini istiyorum." Evet, 1989 sonrası dönemde Kırım Tatarlarının geri dönüşleri sırasında birçok anlaşmazlık yaşanmıştı. Eski evlerine döndüklerinde buraların başkalarına verilmiş olduğunu görmüşlerdi. Bu onlar için büyük bir hayal kırıklığı ve yeni zorluklar anlamına geliyordu. İşte Zakir Ağa'nın bu talebi sanki o dönemde yaşanmış olan zorlukları ve geri dönenlerin yaşadığı duygusal travmaları gösteriyordu. Kolhoz müdürü biraz durdu ve Zakir Ağa'nın isteğini düşündü. Şu anda işe yaramayan metruk bir ev ve bir parça toprak. İvan Ivanoviç bu koşullarda bu tür talepleri daha önce de duymuştu. Ancak şu anda su bulmak kolhoz için hayati bir önem taşıyordu. Sonra yaşlı adama doğru döndü ve "Tamam, sen bize su kaynağını göster, ev ve arazi senindir." dedi. Zakir Ağa kendinden emin, Yüce Allah'a tevekkül etmiş bir edayla, "İnşallah yarın sabah köy meydanında buluşup suyun olduğu yere gideriz." dedi. Bu sözler
Kırım Tatarlarının yaşadığı zorluklar karşısındaki inanç ve kararlılıklarını temsil ediyordu. Sabah güneşin ışıkları bahçeler içinde yapılmış tek katlı köy evlerinin kiremitleri üzerinde parlıyordu. Kırım'ın sabahları huzur ve umut dolu bir atmosferi beraberinde getirirdi. Bugün köyde başka bir telaş vardı. Kolhozun makineleri ve mühendisler köy meydanında toplanmışlardı. Büyük traktörler, su sondaj makineleri ve mühendislerin kontrolünde çalışan işçiler bütün bu hareketliliğin merkezindeydi. Köy yolundan gelen bir araba kalabalığın önünde durdu. İvan Ivanoviç arabadan indiğinde Zakir Ağa onu orada bekliyordu. İvan Ivanoviç başında şapkası ve yüzünde ciddi bir ifadeyle arabadan inerken Zakir Ağa'nın gözlerindeki kararlılığı fark etti. Herkes gelmişti. Hep beraber hareket edildi. Zakir Ağa önde, büyük kalabalık arkada ilginç bir görüntü oluşturuyordu. Ağır adımlarla ilerleyen bu topluluk, köyün içinden geçerek ulu ağaçlarla kaplı küçük tepenin eteklerine kadar yürüdüler. Tepenin yamaçları yılların getirdiği aşınmalara rağmen hala güçlü ve etkileyiciydi. Biraz sonra Zakir Ağa'nın eski evlerine yaklaşmışlardı. Hadiselerin darbelerine karşı direnmeye çalışan, yorgun savaşçı misali ayakta kalmaya çalışıyordu eski ev. Duvarlar yer yer yıkılmış, pencereler kırık, içerisi çöplük gibi kullanılmıştı. Yıkılmış çatı kiremitleri, yıpranmış kapı tokmakları terk edilmişliğin izlerini taşıyordu. İçi burkuldu Zakir Ağa'nın. Ne güzeldi çocukluğunda bu ev. Huzur ve sükunet içerisinde kardeşçe yaşarlardı. Büyük avlusunda koşup oynardı. Yüksek duvarlarla çevrilmiş bahçeleri kem gözlerden ne kadar uzaktı. Bahçelerinde çiçekler ve meyve ağaçları arasında çocukluk neşesiyle dolu anıları vardı. Duvarın yola bakan tarafında iki büyük kanadı olan ahşaptan yapılmış bahçe kapısının üzeri onu yağmurdan ve güneşten koruyan kırmızı kiremitlerle kaplı küçük bir çatıyla örtülüydü. Babası tarladan arabayla geldiğinde açarlardı büyük kapının iki kanadını birden. ''Zakir, kapıyı aç oğlum, baban geliyor.'' diye seslenirdi annesi. ''Tamam anne, hemen açıyorum.'' derdi Zakir, büyük bir sevinçle kapıya koşarken. Akşamları otlamaktan dönünce hayvanlar tek kanadı açmak yeterdi. Kendileri ise dedesinin göz nuru el emeğiyle günlerce uğraşıp süslediği yerden biraz yüksekçe duran küçük kapıyı kullanırlardı. Dedesi bu kapıyı yerden biraz yüksekçe yapmıştı. Küçük kardeşi kimse görmeden dışarıya kaçmasın diye. Küçük Zakir, ''Dedeciğim, neden bu kapı bu kadar yüksek?'' diye sormuştu. Dedesi gülümseyerek, ''Evladım, bu kapı seni ve kardeşini korusun diye böyle yapıldı. Sen büyüyünce bunu anlayacaksın.'' derdi. Kapının üzerine iki demir halkadan tokmak yapmıştı dedesi. Büyük ve kalın halkayı erkekler kullanır, çıkan tok sesten gelen misafirin erkek olduğunu anlayan babası avluya çıkardı karşılamak için onları. İnce ve küçük tokmak ise annesinin misafirleri içindi. Zakir Ağa sanki zamanın içinde ilerliyor, büyük kapıdan annesinin tertemiz yaptığı güzelim evde dolaşıyordu. Evin yüksek tavanlı odalarında dolaşırken, odaların genişliği ve iş düzeni geçmişin huzurlu anılarını yeniden canlandırıyordu. İki katlı olan evlerinin pencereleri yola bakıyordu. Alt katta içinde mutfak olan, yemek yenen, oturulan büyükçe bir oda vardı. Onun yanında büyükçe bir kiler ve mahsullerini saklamak için ambar vardı.
Soğuktan olsa gerek pencerelerini ufak yapmışlardı evlerinin. Küçük Zakir bir gün, "Anneciğim, niçin bizim evimizin pencereleri bu kadar küçük?" diye sormuştu. Annesi tatlı bir gülümsemeyle, "Evladım, kışın soğuklardan korunmak için küçük yapıldı. Böylece ev daha sıcak kalıyor." demişti. Üst kata ahşap bir merdivenle çıkılırdı. Kardeşiyle beraber ne oyunlar oynarlardı o merdivende. Bazen kenarlığının üzerinden kayarlar, bazen üst kısmına tutunup sallanırlardı. Annesi çok korkar ve kızardı onlara. "Zakir, dikkat et oğlum, düşüp bir yerini inciteceksin," derdi. Zakir, "Tamam anne, dikkatli olacağız," der ama oyunlarına devam ederlerdi. Üst katta büyük bir salon vardı. Bütün aile burada toplanır, sohbet ederlerdi. Anne ve babasının kaldığı oda da bu kattaydı. Üst kattaki salonda bulunan ahşap çerçeveli pencereyi açar, evin girişinin üzerini kaplayan asmanın üzümlerine ulaşmaya çalışırdı Zakir. "Baba, üzüm toplayabilir miyim?" diye sorardı heyecanla. Babası, "Tabii ki oğlum, ama dikkatli ol, düşmeden topla," derdi gülümseyerek. Yazları ne güzel olurdu o asmanın yemyeşil serinliğinde oturmak. Hem oturur hem de az ötedeki toprak fırında ekmek pişiren annesini seyrederdi. Annesi gibi ninesi de çok çalışkandı. Sabahları erkenden kalkar, akşama kadar durmadan çalışırlardı. Küçük Zakir'in hep aklına düşerdi. Acaba ninesinin beli çok çalıştığı için mi bükük dururdu devamlı? Bir gün Küçük Zakir ninesine dedi ki, "Nineciğim, niçin senin belin hep böyle eğik?" Ninesi sevgi dolu gözlerle Küçük Zakir'e baktı ve, "Çok çalışmaktan evladım, ama merak etme, ben böyle çok mutluyum," dedi. Ama ninesinin toprak fırının önüne yaktığı ateşte pişirdiği çiğ börekleri yemesi ne tatlı olurdu. Avluda evlerinin yanında iki katta bir bina daha vardı. Alt katı hayvanların barınması için ahır, üst katı da onların kışlık yiyeceklerini depolamak için yapılmış samanlıktı. Babası her zaman Küçük Zakir'in güvenliği için endişelenerek, "Zakir, samanlıkta dikkatli ol, orası tehlikeli olabilir," derdi. İçecekleri suyu annesi ve ninesi bakır bakraçlarla taşırlardı evlerinin az ilerisindeki büyük çeşmeden. Zakir annesiyle su getirmeye gidiyordu, onun da eline verdikleri küçük bakraçla. "Anne, ben de su taşıyacağım," derdi Küçük Zakir büyük bir hevesle. Annesi, "Tamam benim güzel oğlum, işte senin küçük bakracın. Hadi bakalım hep birlikte çeşmeye gidelim ve çeşmenin soğuk suyundan doldurup evimize getirelim," derdi gülümseyerek. İşte hayaline gelen bu güzel anılarla evin önünde biraz fazlaca duran Zakir Ağa'yı arkasındaki kalabalık ikaz ediyordu. Onların seslerini işiten Zakir Ağa, gözlerini tarihin derinliklerinden kaldırıp yürümeye başladı. Şimdi harabe halde olan evlerinin önünden geçip yoluna devam etti. Burayı hurdalık yapmışlardı yıllardır. Bir tarafta kullanılamaz halde arabalar, traktörler, kamyonlar ve daha niceleri. Zakir Ağa'nın gözleri eski zamandaki ulu ağaçları aradı. Evet, işte hurdaların arasında yükselen, kim bilir kaç zamana şahitlik etmiş yaşlı çınar ağacı. İşte onun 100 metre ilerisinde, altındaki genişçe düzlükte, arkadaşlarıyla beraber koşuşturup, çeşit çeşit oyunlar oynadıkları ulu ceviz ağacı. Zakir Ağa,
yine hayal dünyasının içerisinde dolaşmaya başlamıştı. Ceviz ağacının kocaman dalları, geniş yaprakları altında çok serin bir gölge ile oturulacak güzel bir yer oluşturuyordu. Küçük Zakir neşeyle "Hasan, haydi ceviz ağacına çıkalım," dedi. Hasan neşeyle onu takip ederek "Tamam Zakir, ama dikkatli olalım." Zakir Ağa'nın bu hatırladıklarıyla gözleri buğulandı. İşte o hayal aleminde kulağına çarpan ince bir ses de irkildi. "Haydi Zakir, gelmiyor musun?" Başını sesin geldiği yöne çevirdi Küçük Zakir. Ceviz ağacının altındaki gölgede oynamaya çağırıyordu onu. "Şimdi geliyorum," diyerek o tarafa koşturmaya başladı Küçük Zakir. İkisi aynı yaştaydı. Beraber oynar, beraber gezerlerdi. Ceviz ağacından topladıklarını bölüşür, beraberce yerlerdi. Hasan'la Zakir beraber kırlara çıkarak gezerlerdi. Yeşillikler ve türlü renkte hoş kokulu çiçekler arasında dönüp dolaşmak, yeşil çimen üstünde temiz kır havasını doya doya teneffüs etmek, yeşillenmiş ve çiçek açmış ağaçların gölgesinde uzanarak kuşların güzel sesini, tatlı cıvıltılarını dinlemek ne kadar güzeldi. "Hasan, bak şu çiçeklere, ne kadar güzel kokuyorlar," derdi Zakir derin bir nefes alarak. Hasan, "Evet Zakir, gerçekten harika kokuyorlar," diye cevap verirdi çiçeklere hayran hayran bakarak. Bazen çimenlerin üzerinde güreş tutarlardı. Bazen de babasından aldığı kalın iple salıncak kurup göklere uçarlardı. "Tut beni Hasan, daha yükseğe çıkacağım," derdi Zakir salıncakta sallanırken. Hasan, "Dikkat et, sakın düşme," derdi endişeyle. Tepenin hafif esen rüzgarında uçurtmaları kuşlarla yarışırdı. Hasan, "Uçurtmamız bugün ne kadar çok yükseğe çıktı Zakir, görüyor musun?" derdi heyecanla. Zakir, "Evet Hasan, bugün uçurtmamız kuşlarla yarışıyor," derdi gururla. Bakışlarını ceviz ağacının gölgesinden kurtardı Zakir Ağa. Etrafı dikkatlice incelemeye başladı. Bütün köylünün hep beraber yapımında çalıştıkları büyük çeşmeden bir iz arıyordu gözleri. Her tarafı kaplamış hurdalar arasında dolaşıyordu. Oysa ne büyük ve gösterişli bir çeşmeydi. Dedesi ve babası da çalışmışlardı yapımında. Kendisi de köyün alt tarafındaki ocaktan çıkarılan muntazam kesilmiş taşları taşımakta yardım etmişti büyüklerine. Günlerce sürmüştü bu çeşmenin yapılması. Kesme taştan örülen çeşmeye 3 tane büyük oluk takmışlardı. Suyu ne kadar gür ve çok akıyordu. Çeşmenin biraz aşağısına büyük bir havuz yapmışlardı. Havuzu dolduran su oluklarından taşarak küçük bir derecik olup akıyordu. Dedesi, "Zakir, bu taşları dikkatli taşı, çünkü bunlar çeşme için çok önemli," derdi. İşte Zakir bu çeşmenin yapımındaki o günlerini hatırladı. Dedesi, "Zakir, bu taşları dikkatli taşı, çünkü bunlar çeşme için çok önemli," derdi. Küçük Zakir de büyük bir ciddiyetle, "Tamam dedeciğim, çok dikkatli olacağım," diye cevap verirdi. Fakat aradan yıllar geçmiş, baharlar hazan olmuş, zaman dairevi dönüşüne devam etmiş. İşte o zamanın mamureleri şimdi harabe haline gelmişti. O gösterişli çeşmeden ve büyük havuzdan hiçbir eser kalmamıştı. Bu sırada Zakir Ağa'nın arkasında onu izleyen kalabalık sabırsızlanmaya başlamıştı. Fakat Zakir Ağa etrafındaki bu sabırsız konuşmalara hiç aldırmadı.
Bakışları yaşlı çınar ağacı ile ceviz ağacı arasında dolaşıyordu. Geçmiş zamanın levhalarını orada hayal dünyasında seyrediyordu. Hatta onların işlerine girip yaşıyordu. Hasan, "Zakir, hadi su içelim," dedi ceviz ağacının gölgesinde dinlenirken. Zakir ayağa kalkarak, "Tamam Hasan, haydi çeşmeye gidelim," diye cevap verdi. O da çok susamıştı. Küçük Zakir ayağa kalktı, çınar ağacının yakınındaki büyük çeşmeye doğru yürüdü. Buz gibi akan sudan kana kana içecekti. Gürül gürül akan çeşmeye doğru biraz daha yaklaştı, elini demir oluklardan akan soğuk suyun altına uzattı. İşte tam o anda Zakir Ağa birden gözlerini açtı. Hayalinden gerçek aleme dönmüştü. Etrafında sabırsızca bekleşenlere doğru döndü. Kendinden emin, gür ve yüksek bir sesle ''İşte burası, işte burası, işte tam burası, suyun olduğu yer tam burası.'' diye tekrarlıyordu. İvan İvanoviç, Zakir Ağa'nın işaret ettiği yerde bir su kaynağının olabileceğine inanamıyordu. Mühendislerin hiçbirisinin ihtimal vermediği bu hurdalıkta su çıkabilir miydi? Fakat yine de denemekte mahsur yoktu. İvan İvanoviç gözlerini Zakir Ağa'ya dikmişti. Yaşlı adamın kendinden emin duruşu ve gözlerindeki kararlılık, gençliğinde babasının dedesine su kaynağını gösterdiği anıları hatırlıyor gibiydi. İvan İvanoviç içten içe şüphe duyuyor ama Zakir Ağa'nın güvenini sorgulayamıyordu. Ellerinde kazma ve küreklerle bekleşen işçilere Zakir Ağa'nın gösterdiği yerin kazılması için emir verdi. O sırada büyük makineler gürültüyle çalışmaya başladılar. Ortalıktaki hurdaları çekiyorlardı. Bir saat kadar sonra artık büyükçe bir alan açılmıştı. İşçiler ellerindeki kazma ve küreklerle toprağı kazıyorlardı. Köylülerin oluşturduğu kalabalık hummalı çalışmayı büyük bir merakla izliyordu. Kazma ve küreklerin toprağa her vuruluşu umutla karışık bir beklenti oluşturuyordu. Ortada büyük bir çukur açılmıştı, işçiler de artık yorulmuştu. Yüzlerinden ter damlaları süzülüyordu. Kolhoz müdürü İvan İvanoviç sabırsız bir halde ve biraz da hayal kırıklığıyla Zakir Ağa'ya doğru dönerek ''Emin misin ağa, bu kadar kazdık hiçbir şey çıkmadı.'' dedi. Zakir Ağa derin bir nefes aldı ve gözlerini çukurun olduğu yere dikti. O an zihni geçmişe, çocukluğuna, babasının ve dedesinin suyu bulmak için verdikleri mücadeleye gitti. Babası ile dedesinin ter içinde çalıştığı, köyün diğer erkeklerinin azimle kazdığı o günleri hatırlıyordu. Kendini topladı, yüzünde kararlı ve inanç dolu bir ifadeyle ''Evet, eminim, işte burası.'' diyerek aynı yere işaret etti. Zakir Ağa'nın gözlerindeki güven geçmişin mirasıydı. Çünkü çok iyi hatırlıyordu. Babası, dedesi ve köyün diğer erkekleri ne kadar çok çalışmışlardı suyun esas kaynağına ulaşabilmek için. Çalışma yine başladı. Vurulan kazmalar, akıtılan ter. Kaderin üzerine örttüğü toprak yavaş yavaş kalkıyordu. İşçilerin yüzünde yorgunluk ve şüphe Zakir Ağa'nın kararlılığıyla birleşiyordu. Biraz sonra sert toprak yumuşamaya başlamıştı. Ufak sızıntılar gözükünce işçiler sevinç içinde bağırdılar. ''Su, su, su, su bulduk.'' Artık herkes daha iştiyaklı ve heyecanla çalışıyordu. Suyun geldiği yerin etrafı dikkatlice açılıyor,
bulunan damarı kaybetmek istemiyorlardı. Yorucu bir çalışmanın ardından vakit akşama yaklaşmıştı. İşçiler daha dikkatli ve özenle çalışmaya devam ediyorlardı. Her biri suyun akışını görmek için sabırsızlanıyordu. Bu sırada suyun miktarı da gittikçe artıyordu. Her vuruşta daha fazla su çıkıyor, umutlar yeniden yeşeriyordu. İvan Ivanoviç, Zakir Ağa'nın yanına yaklaştı. Gözlerinde hem şaşkınlık hem de minnet vardı. Zakir Ağa'nın dedesinden babasından kalan bu bilgi şimdi köyün kurtuluşunu sağlayacaktı. Derin bir nefes aldı ve elini Zakir Ağa'nın omzuna koyarak "Teşekkür ederim Zakir Ağa, baba yadigarı evin ve arazin artık senindir." dedi. Sesi minnet ve saygıyla doluydu. Zakir Ağa gözlerinde yaşlarla suyun başında durdu. Çocukluğunun geçtiği eve doğru bakarken yıllar önceki hatıralarını tekrar yaşıyordu. Gözlerinden süzülen yaşlar mutluluk ve hüzün karışımıydı. İşçiler ve köylüler sevinç içinde birbirlerine sarılıyor, suyun kaynağını bulmuş olmanın getirdiği rahatlama ile kutlama yapıyorlardı. Kalabalık bulunan suyun başına toplanmış, sevinç çığlıkları atıyordu. Çocuklar suyun etrafında koşturuyor, kadınlar ve yaşlılar dualar ediyordu. İvan Ivanoviç ve Zakir Ağa, buldukları bu suyun sadece bir kaynak değil, aynı zamanda umut ve dayanışmanın sembolü olduğunu biliyordu. Zakir Ağa kaynağın başında durmuş, çocukluğunun geçtiği eve doğru bakıyordu. Dünya üzerine karanlık örtüsünü çekiyordu yavaş yavaş. Gökyüzü batmakta olan güneşin kızıllığına boyanmış, akşamın serinliği tüm köyü sarmıştı. Kuşlar işlerini bitirmiş, ağaçların üzerindeki evlerine dönüyorlardı. Uzaklardan gelen hafif bir rüzgar, çınar ve ceviz ağaçlarının yapraklarını ışırdatıyordu. Bu sesler Zakir Ağa'ya çocukluğunun huzur dolu günlerini hatırlatıyordu. Zakir Ağa, hayal alemi içerisinde o eski günlerde yaşıyor gibiydi. Bu sırada taştan örülmüş bahçe duvarının çevrelediği evin ahşap kapısının üzerindeki küçük kanat sanki yavaşça aralanıyordu. Küçük kapının aralığından uzanan beyaz örtülü kadın tüm sevgi ve şefkatiyle sesleniyordu. "Zakir, akşam oldu. Haydi artık eve gel." Zakir Ağa annesinin sesiyle irkildi. Yıllar öncesine dönmüştü. Küçük bir çocukken oyun oynamaktan yorgun düştüğü anları hatırladı. Annesinin sesi tüm yorgunluğunu ve endişelerini silip atıyordu. Hemen arkadaşı Hasan'la vedalaşıp eve doğru yürümeye başladı. "Tamam anneciğim, hemen geliyorum." diye seslendi küçük Zakir oyun alanından ayrılırken. Bu sırada köyün meydanındaki küçük caminin müezzini akşam ezanını okumaya başlamıştı. Ezanın ruhları etkileyen sesi köyün üzerine huzurla yayıldı. Zakir bu sesle birlikte çocukluğunun o saf ve mutlu anlarına geri döndü. Ezan sesi ona ailesiyle geçirdiği sıcak akşamları, babasının anlattığı hikayeleri ve dedesinin nasihatlerini hatırlatıyordu. Annesinin beyaz örtüsünün altındaki yüzü huzurlu ve güvenli görünüyordu. Annesi, "Ezan okunuyor, haydi artık, acele et Zakir, hemen gelmelisin." derdi, beyaz örtüsünü düzelterek. Zakir koşa koşa eve giderken, "Geliyorum anne, şimdi geliyorum." diye bağırırdı. Zakir Ağa olduğu yerden biraz uzaklaştı. Gözleri nemlenmiş, suyun başında toplanmış kalabalığı aldırmadan biraz ilerideki metruk eve doğru yöneldi.
Adımları geçmişle bugünün birleştiği bir yolculuğu simgeliyor gibiydi. Her adımı onu çocukluğuna, annesinin sıcak kollarına, babasının güven dolu bakışlarına ve dedesinin, ninesinin bilgece öğütlerine götürüyordu. Zakir Ağa'nın ağzında yine aynı kelimeler tekrarlanıyordu. Geliyorum anne, şimdi geliyorum anne. Zakir Ağa artık etrafındaki insanları duymuyordu. Farklı bir boyutta, geçmişin ve anıların iç içe geçtiği bir dünyadaydı. Gözleri çocukluğunun geçtiği o güzel günlerde, kalbi ise o günlerin sıcaklığıyla doluydu. Beyaz örtülü annesi ona sesleniyor, akşamın huzurunu hatırlatıyordu. Küçük kapının aralığından gelen ışık, onun çocukluk anılarının kapısını aralıyordu. Annesi yine gülümseyerek, ''Zakir, hadi oğlum, eve gel, bak akşam oldu.'' dedi. Zakir de artık eve doğru yürürken, ''Tamam anneciğim, hemen geliyorum.'' dedi. Zakir Ağa'nın gözlerinden süzülen yaşlar, hem sevinç hem de hüzün gözyaşlarıydı. Metruk evin kapısına yaklaştığında sanki annesinin o güzel sesini tekrar duydu. Zakir, akşam oldu, haydi artık eve gel. Zakir Ağa derin bir nefes aldı ve şöyle cevap verdi. Geliyorum anneciğim, şimdi geliyorum. İşte bu sözler onun geçmişle olan bağını, annesine duyduğu özlemi ve köyüne olan bağlılığını simgeliyordu. Zakir Ağa'nın çocukluğu, anıları ve köyün geleceği bu su kaynağı ile yeniden canlanıyordu. Annesinin çağrısı onun kalbinde derin bir yankı buldu ve bu çağrı onun içindeki huzur ve barışı temsil ediyordu. Zakir Ağa geçmişin gölgelerinden sıyrılarak annesinin sesinin rehberliğinde evine ve köyüne tekrar geri dönüyordu. Bu an Zakir Ağa için sadece bir geri dönüş değil, aynı zamanda geçmişiyle barışmanın ve köyünün geleceğine umutla bakmanın simgesiydi. Su kaynağı sadece köyün değil, Zakir Ağa'nın ve tüm Kırım Tatar Türklerinin dirilişinin yeniden doğuşunun bir sembolü gibiydi. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.